Herkese merhabalar. Evet, 23. ay tecrübelerime hepiniz hoş geldiniz. Sağlıklı, sıhhatli bir şekilde başımıza bir şey gelmeden bugünlere kadar geldiğimiz için çok mutluyum öncelikle. Bunu belirtmek isterim. 23 ay <laughs> dile kolay vallahi. Yani benim için öyle. Bir ay sonra doğum günü Azra'nın. Çok mutluyum, çok heyecanlıyım. Aynı geçen yılki heyecanımla yaşıyorum bu zamanları. Hazırlıkları aynı heyecanla yapıyorum. Sanırım heyecan hiç bitmeyecek. İlk günkü gibi kalacak her zaman. Zaman ne kadar hızlı geçiyor gerçekten. Şaştım kaldım doğrusu. Geçenlerde bana dediler ki çocuk büyütürken kötü zamanlar yaşadığında işte bir günü daha atlattık. Bunu da bitirdik diye diye bir bakmışsın ki üniversiteye gidiyor çocuğun dediler. Vallahi o kadar doğru ki tam da o noktadaydım yani iki yıldır. Şöyle bir bakıyorum geçmişe işte gaz sıkıntısı, hareketlenmeye başlaması, ek gıdası, uyku gerilemesi, diş dönemi derken bir gün daha geçirdik, bir gün daha geçirdik diye diye iki yaşa getirdik. Şükür. Geçtiğimiz ay şu patlamayan köpek dişi sonunda patlamıştı biliyorsunuz ki bir tanesini çıkartmıştı. Bu ay arkadaşlar tam 3 taneyi birden aynı zamanda çıkarttı. O yüzden tabii ki geri dönüşü sıkıntılı oldu. Yani aslına bakarsanız e, ruhen ve fiziken yine çok yorulduğum bir ay oldu benim için. E tabii ki bu hareketlerine yansıdı. Ağrısı olsun, e, sızısı olsun, e, uykularına yansıdı. E, gündüz uykuları bölündü. İşte geçtiğimiz e, akşam gece uyandı mesela. Uyutamadık geri yani. Zamanında e, diş sancısı yaşadığında hep e, yanıma alıyordum. Yine aynısını yaptım. Yani uyutamayınca mecbur yanıma aldım. Babayı yataktan gönderdik <gülüyor> salona. <gülüyor> bir nebze olsun uyuyabildi Ama şöyle bir şey var. Azra ne biriyle birlikte uyuyabiliyor ne de aynı odada kalabiliyor. Öyle bir e, huyu var yani. Bu çok küçük aylarından biri var hatta. O yüzden erken ayırmıştım odasını hatta. Mesela benden rahatsız oluyor, uyanıyor. Diş sıkıntısından dolayı değil. Bu sefer başka nedenlerden dolayı uyanmaya başlıyor. Ama tabii dişten dolayı hani sabaha kadar uyuyamayacağına en azından beraberce yattığımızdan dolayı bir nebze olsun iyi geldi ve 3 kere kalktı sadece. Bu tarz durumlar yaşadık yani. Onu belirtmek istedim. Sanırım ikinci azı dişleri çıkana kadar artık diş furyasını bitirmiş durumdayız. <laughs> Allah'a bir şükürler olsun. <laughs> Bugünlere kadar geldik vallahi. Son dişler artık gelene kadar. Bir duracağız gibi herhalde. Biraz dinleneceğiz. Ondan sonra ne olacaksa olacak artık. İki sendromuna gelmek istiyorum. Tam ortasındayız arkadaşlar. Tam yani. Geçtiğimiz haftalarda bir video paylaşmıştım. Kafa vurma eylemiyle alakalı. Onu bitirdi çok mutluyum gerçekten. Ama tabii işte hayır dendiğinde olmaz dendiğinde genelde bir kriz anı yaşıyoruz. E bu çok zorluyor hani hem onu hem bizi. E tabii ki elimizden geldiğince desteklemeye çalışıyoruz. İşte hayır dersek eğer arkasını doldurarak nedenlerini anlatıyoruz, konuşmaya çalışıyoruz, işte iletişime geçmeye çalışıyoruz, üstüne varmamaya çalışıyoruz aslında. Rahatlatıcı şeyler yapmaya çalışıyorum. Ama tabii ki ne olursa olsun bunları ne kadar yaparsak yapalım. Bazı zamanlar hiç işe yaramıyor. Çünkü gerçekten her çocuk iki yaş sendromunu da farklı yaşar arkadaşlar. Her çocuk farklı zaten. O nedenle bazen gerçekten sanırım ben yapamıyorum. Ben galiba başaramıyorum dediğim noktaya geliyorum. İşte orada çok üzülüyorum, başaramıyorum yani çocuğu bu durumdan kurtaramıyorum diyerekten böyle bir suçlanma hissiyatı geliyor bana. Gerçekten çok zormuş iki yaş sendromu. Yani Azra'da en azından ben öyle yaşıyorum çünkü elimden geleni yapmaya çalışıyorum. Ne yaparsam yapayım bazen böyle durumlar olabiliyor. Hayırlısı diyelim. Yani biteceği günü iple çekiyorum gerçekten. Bunun dışında arkadaşlar tabii ki daha önce de bahsetmiştim İletişim kuramadıklarından dolayı da oluyor bu tarz ataklar. Yani kendilerini ifade edemiyorlar anlatamıyorlar. böyle durumlar yaşanabiliyor. O kadar belli ki yani Azra'nın kendini ifade edemediği için o anda o kriz anını yaşadığı. O yüzden ben hani hep böyle hafifletmeye çalışıyorum işte. Seni anlıyorum ama böyleyken böyle diyerekten. Tamamen konuşmaya başlayana kadar sanırım böyle gidecek herhalde bilmiyorum. Konuşmaya da gelmek istiyorum hemen arkadaşlar. Şöyle ki Azra zaten çok önceden beri hani böyle işte hayvan seslerinin taklitlerini, işte bizlerin taklitlerini falan böyle yapmayı çok seviyordu. Hala da aynı şekilde. işte jest, mimik, taklitler, sesler falan bunlar çok uzun zamandır var zaten. Çok da keyif oluyor bunları yapmaktan. Hani bu şekilde karşı tarafı istediğini anlatabiliyor normalde. Ama tabii belli başlı kelimeleri var. Yeni kelimeler öğreniyor. Hani ben saymıyorum öyle kaç tane kelime biliyor işte kaç tane kelime bilmesi gerek vesaire gibi böyle hani detaylara çok girmiyorum çünkü her çocuk farklıdır arkadaşlar yine söylüyorum her konuda olduğu gibi konuşma iletişim dil becerisiyle ilgili de her çocuk her bebek farklıdır kimi çocuk 1 yaşından sonra dökülmeye başlıyor. Kimi çocuk 2 yaşından sonra, kimi çocuk 3 yaşına kadar konuşmuyor. Altında başka sebepler olmadığı sürece aslında bunlar normal. doktorunuz herhangi bir şey söylemedikçe, başka nedenler olmadığı sürece çok normal. Gözlemlemek lazım tabii bu süreçte. Hani azay sürekli gözlemliyorum. Mesela iki kelimelik cümleler kullanıyordu bir buçuk yaşındayken. Anne burada, baba burada, dede burada şeklinde. Mesela onları tamamen kaldırdı. Şu an onları hiç konuşmuyor. Öyle de bir durum var. Mesela öğrendiği şeyleri tamamen yutuyor bir daha söylemiyor. Ama bunların hepsi işte hafızaya atılıyor. Zamanı geldiğinde hepsi birden çıkacak yani. Hangi anneyle konuşursam konuşayım hepsi aynı şeyi söylüyor. Birden bire zaten konuşmaya başlıyorlar. İrem hiç anlamıyorsun bile çok şaşırıyorsun falan diye böyle bilgiler aldığım oldu yaşayan annelerden. O yüzden ben de hani birden bire dökülmesini bekliyorum açıkçası. Çünkü gerçekten bazen öyle bir kelime kullanıyor ki Azra şaşırıyorum sen bunu nasıl öğrendin diyorum mesela. Yine bir örnek vereceğim. Kedi. Kedi demeyi biliyor normalde ama hayatta söylemiyor. Yani kimse ona söylettiremez kediyi. <laughs> ama miyavlayarak böyle işte taklidini yaparak onun kedi olduğunu belli ediyor. Ama asla kedi dedirtemiyoruz. Zaten Azra'ya hiçbir şekilde istemediği şeyi yaptırtamayız. Yani öyle bir çocuk. Hadi söyle anneciğim, hadi söyle babacığım gibi. Yani istediği zaman söylüyor, istediği zaman yapıyor şeklinde bir çocuk yani. O yüzden sınırım kendi istediği zaman konuşacak. Tamamen kendisinin istemesiyle alakalı. Onun dışında böyle sürekli ağzında bir laf. Böyle anlatıyor durmadan kendisini. Yani dökülecek. Çok az kaldı ama işte kendisine zaman isterse artık. Bu konuda hiç zorlamıyorum gerçekten. Sadece desteklemeye çalışıyorum. Mesela konuşmasını cesaretlendirici sorular soruyorum. İletişime girmeye çalışıyorum. Muhabbet etmeye çalışıyoruz gün içerisinde işte. Babası geliyor babası muhabbet etmeye çalışıyor. Ben aynı şekilde işte mama mama diye başlıyor karnın acıktığını belirtmeye. Ben diyorum ki anneciğim karnın mı acıktı? Evet. Tamam bitti benim için aldım cevabımı. <laughs> anneciğim ne oldu canım mı sıkıldı? Oyun oynayalım mı? Evet. <laughs> i̇şte anneciğim dışarı çıkalım mı ister misin? Parka gidelim mi? Evet. <laughs> i̇şte parka gidelim mi? Dede mesela dede gelsin. Anneanne, anneanne gelsin gibi. Saymaya başlıyoruz böyle işte. Bir aktivite yaptığımız zaman hemen anneanne, dede, baba, saymaya başlıyoruz yani. Onlar da gelsin. Onlar gitti mi? Gitmedi mi? Onlar yapıyor mu? Şeklinde mesela bu şekilde iletişim kurmaya çalışıyor bizimle. Bu keyifli bir süreç tabii ki. Bu şekilde cesaretlendirmeye çalışıyoruz biz de ama asla tabii ki bir zorlama yok. Ne zaman isterse o zaman konuşacaktır. Çünkü sağlığında, gelişiminde herhangi bir problem yok her şeyden önce. O yüzden azrayı bekleyeceğiz yani bu süreçte. Bundan bahsetmek istedim arkadaşlar. Çünkü çok soruluyor bu konuşma süreci. Ben de anlatmak istedim size neler yaptığımızı nasıl bir süreçte olduğumuzu. Onun dışında arkadaşlar egzaması ile ilgili hemen küçük bir bilgilendirme yapmak istiyorum. En son ki kontrolümüzde verilen kremler işe yaramıştı. Kullanıyoruz hala da. Fakat doktorumuz ne kadar hangi yedi ürünün dokunduğu belli değil dese de görünen köy kılavuz istemiyor arkadaşlar. Maalesef ki süt ve süt ürünleri yani dokunuyor. Zaten en başından beri öyleydi de. Doktorumuz böyle bir bilgi verince ben hani biraz sevinmiştim açıkçası ama çok belli yani. gün günde sütle yoğurt yedirsem mesela hemen şöyle vücudu kıpkırmızı böyle noktacıklar halinde olmaya başlıyor. Yani o kremleri kullanmasak yüksek ihtimal büyüyecek egzamalar haline gelecek böyle, yaralar haline gelecek. O yüzden hemen kesiyorum tabii. Vermiyorum. Bir hafta dinlendiriyorum sonra tekrar veriyorum. Yani o kadar zor bir durum ki gerçekten ben de istiyorum yani çocuğuma peynir vereyim, yoğurt vereyim. E, olmayınca olmuyor. Yani çocuklarında alerjisi olan anneler anlar beni. Bununla yaşamayı öğreniyoruz tabii. Bir yerde. Geçen sene gerçekten çok kötü durumdaydık. Geçen sene tam bu zamanlar cilt rahatsızlığı teşhisi konmuştu ve doğum gününden sonra bütün vücuduna yayılmıştı arkadaşlar. Yani derisinin bir tek ucu gözükmüyordu. O nedenle çok zor, sıkıntılı zamanlardan geçmiştik. Yani şu anki halimize şükrediyorum. Aman diyorum bu kadarıyla geçirelim hiç sorun değil. Ondan bahsetmek istedim size. Onun dışında hareketliliği, heyecanlılığı hala devam eden bir çocuk. Hatta kat kat artıyor aydan ayağa artık iyice her şey eline aldığı için. Ama şöyle güzel bir gelişme var. İşte elimden tutup yürümeye başladı. Çok mutluyum yani. Daha önce yapmıyordu çünkü. Yani koşturmaya başlıyordu. <laughs> o yüzden bizim için sıkıntılıydı. Sürekli bebek arabasıyla çıkmak zorunda kalıyordum. Artık öyle olmuyor ama tabi belli bir yerden sonra yoruluyor. Kucağıma gelmek istiyor. Yine ben bebek arabasıyla çıkıyorum o yüzden. Çok yakınlara gideceksem işte elinden tutarak götürüyorum. Çok güzelmiş elinden tutarak yürümek. Keyifliymiş yani. Onun tadını da aldık diyebilirim. Onun dışında az daha normalde kendi kendine yiyen bir çocuktu. İşte sabah kahvaltısında özellikle hani önünde bırakırdım tabağı kendi yiyip bitirirdi. Diğer oyunlarda işte çorbası vesaire yemek olduğu zaman işte ben yedirirdim. Özellikle bu ay inanılmaz derecede bir merak sardı. İlla kendi yiyecek. <laughs> İlla o kaşığı tutacak ve kendi yiyecek. Ne varsa önüne koyuyorum bir güzel bulanıyor, döküyor üstüne, döke saça. Bu şekilde keşfederek yemeyi çok seviyor. Bu ay özellikle buna merak sardı. Tabii ki karışmıyorum. Keşfetsin, öğrensin. Zaten bu şekilde öğrenecek. Seviyor yani kaşık çatal kullanmayı. Kendi kendine yapıyor olması beni çok mutlu ediyor tabii ki. Yani bu dönem bayağı merak sardı diyebilirim. Evet arkadaşlar detaylar bu kadardı. 23. ay tecrübelerim böyleydi. Sizler neler yaşıyorsunuz, neler yapıyorsunuz yorum olarak yazın mutlaka. Konuşalım, dertleşelim. Bu ay fazla konu birikti şimdi onu fark ettim. kanalıma abone olup videomu beğenerek bana destek olursanız çok sevinirim. O zaman bir sonraki videoda görüşmek üzere Kendinize çok iyi bakın hoşça kalın, sağlıkla kalın.